15 yaşındaki Şükür Türkan'ın kaybıyla devam ediyoruz. Bir yandan devam eden bir cinayet soruşturması var. Anne baba da burada. Annenin başvurusuyla biliyorsunuz süreç başlıyor. Ama aslında anne de bunu çok istemiyor. Yani abi, yani kardeşi Süleyman bir şeylere tanıklık edince, Fatma'nın oğluyla görüşmelerinde tanıklık edince Fatma bir şekilde ikna oluyor. O günden bugüne de ikisi aslında birbirlerini suçlayıp duruyorlar da. Açık ve ne söylemek gerekirse Mustafa, şunu söylüyorsunuz siz. Çok durgun olduğunu biliyorum. Bir şey Canan'ın çok sıkıldığını biliyorum. O şu anda bizim aramızda. Anlıyorum. Yani söylediğin şey çok korkunç bir şey. Ama yani şimdi 10 yıldır susmuşsunuz ya ikiniz de. Yani farklı nedenlerden dolayı. Bu işi ikimiz biliyoruz diyorsunuz. Aynen. Fatma diyor ki evet ikimiz biliyoruz. Fatma da senin aynı şeyi söylüyor. İyi güzel de. Yani geldiğinizden beri de kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. Yine öyle ya da böyle bir suskunluk devam ediyor. Yani olayla ilgili, yani Fatma yaptıysa nasıl, neden yaptı, ne oldu, onunla ilgili detay konuşamıyoruz, bilgi vermiyorsun. Yani varsa şüphelendiğimi bilgi, o da bir yere bazı şeyleri hatırlıyorum diyor, ondan sonrasını hatırlamıyorum diyor. O zaman biz bu işin içine nasıl çıkacağız? Bana söyler misiniz? Vallahi samimi olarak söylüyorum. Nasıl çıkacağız? İkinize de soruyorum. Yani bildiğim bir şey varsa soracağım zaten. Benim sadece onlar biliyor, başka bir şey bildiğim. Alıp götürdüğünü onu bildim diyor. Aynen. Onu biliyorum yani, başka diyor. Bir şey bilmiyorum. Mustafa da diyor ben orada yoktum diyor. Ben de diyorum ki ben götürdü diye ben elimle teslim ettim götürdü diyor ya. Evet. 10 senedir Mustafa bu çocuğu sen götürdün. Getirmedin, yolda bıraktın. Niye sormadı şimdi ya? Bana niye hesap sormadı diye. Diyorsun. Niye hesap sormadı? Niye sormadı bana ya? Yani haklı tabii. Çok haklı. Şimdiye kadar hiçbirine kadar benden şüphelenmedi. Şimdiye kadar sormadı. Şimdi niye soruyor? Çocuk nerede diye. Yalanlandı Didem. Şimdi ya da sormadığını ya, sadece. Allah için birbirimizi Didem Hanım, birbirimizi kandırmayalım ya. Ben de evet, beni de kandırmayın, izleyiciyi de kandırmayın. Vallahi ben yoruldum ya, bak yoruldum ya. Bunun hakaretlerine, yani iftiralarına, intikam almalarına, her şeye yoruldum ya. Sen intikam alıyorsun. Ya ben suçluysam çıkarsın ortaya Didem Hanım. Bak vallahi yoruldum ya. Ya bak benim öz yeğenimle kendisi şey vuruyor bana ya. İntikam vuruyor ya. Kumpas kuruyor yani. Kumpas kuruyor Didem Hanım ya. Yanlı diyor. Aynen. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani siz şimdi buraya gelmeden önce, Fatma başvurmadan önce bütün köyü kandırıyorsunuz. Yani bütün köyü kandırıyorsunuz. Yani ailenize yalan söylüyorsunuz. Aynı yalanları ikimiz beraber konuşuyoruz diye. Her şey aynı yalanları. Aynı yalanları mesela. O zaman niye ben evde değildim demiyorum? Ben kimseye yalan bilen konuşmadım dedim ona. Yani ben şunu anlamıyorum. Ben sadece soranlara bak dün benim yeğen de söyledi. Dün yeğene de söyledim. Bana soranlarla ben küçüğün konuşmuyorum, nerede olduğunu bilmiyorum deyip çıkıyordum. Bak ben hiçbir zaman her zamanki konuştuğum sözün arkasındayım dedim ona. Anneannesi torununa şey yiyor diye ben paylaşıyorum tabii. Sosyal medyadaki paylaşımı söylüyor. Ondan sonra Facebook'um yoktu diyor. Sonradan Facebook benimdi diyor. Bir plan yaptığını söylüyor. Kendisi... O plan yaptıysa sen niye elin Didem Hanım, topluyordu ben, yani? Torunum diye paylaştığımda kendisi karşımda sırıtmıyor mu? Sırıtıyor ama ben paylaştığını bilmiyordum Didem Hanım. Yani ben paylaşmadım diye bir hikaye etmiyorum. Torunum diye paylaştığını görmedim ben. Görmedin mi sosyal medyada? Görmedin mi? Bilgisi var mıydı? Yok, ben bilgim yoktu. Bari bunu söyle, bilgisi de ailenin paylaştığını. Şahsen sen inanıyor musun Didem Hanım? Ya çok inandırıcı. Şuradaki bir vatandaşa soralım ya, inanıyor mu? Hayır, sen bana söyle, bilgisi dahilinde mi o paylaşımı yaptın? Aynen. Yani bu çocuğu senin çocukla beraber fotoğrafını çekeceğim başkasının çocuğuyla ve bunu sosyal medyada çocuğumuz, yani torunumuz olarak göstereceğim. Bu sözü Fatma'ya söyledin mi, söylemedin mi? Söyledim. Ha, biliyor torunu. Söyledim. Biliyor. Yok, başkaları, ben Facebook'umdan görenler buna mesela sorduğu zaman, sorduğu zaman. Torununuz gelmiş mi dediğim zaman ne cevap verdi? Hiç kimse söylemedi çünkü. Hiç kimse görmedi. Torununuz geldi mi? Ya onu görünce bak torununuz tatlı falan dediler mi size? Bu o torunun mu diye soramadı. Geçendeki Büşra'nın evden aldığı telefonun tarihte kullandığı telefon. Yani siz o fotoğrafı sen torunum diye paylaşınca Fatma ile beraber komşunun paylaşınca daha millet size... Gel, daha bak daha yayına bak daha karşında sırıtıp duruyor. Millet... Sen bunu niye çekiyorsun? Ne diye paylaştın diye iş görmedi mi? Hiç mi benim paylaştıklarımı sadece... görmedi Didem Hanım? Evet. Şey için paylaştı, ben çekti Didem Hanım. Ben torunu olarak paylaşacağını bilmiyordum. Ya ama bir dakika yani ama sonuçta millet size torununuz diye sormaya başlayınca nereden niye bana torunum diye soruyorsunuz torunum demedi mi? Torunlarım bana onu bilmiyordu da soranlara niye bir tane oğlu var, iki tane kızı var, iki tane oğlu var diye niye dedi madem? Evet, neden dedin? Onu söyledim.
Bu yalanları tek başına mı söyledin, Mustafa ile beraber mi karar verdiniz? Yok, kendi başıma söyledim tamam, ama o da söyledi aynısını. Yani evlendirdiğini mesela şey ettiğini. Baya yalan üretmişsiniz yani. Aynen. Ya ben geleceğini çocuklar torunlarla geleceğim için söyledim çocuklarıma. Yani torun olarak. Yani ben gelecek olarak şey dedim diye yani. Ya Fatma, hamile olduğunu söylemediğimiz için yarın torunlarla gelecek diye ben o torunları söyledim. Hadi 1400 lira kız gereğiydi de torunsuz gereğiydin olacaktı. Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Madem millete hamile olduğunu söylemediniz. Çünkü söylediğiniz zaman el alem ne der diye düşünüyorsunuz ya. Hı. Niye o zaman torun meselesini yani gündeme... Evlendi ya dedim ama evlendiği için... Evlen torununuz oldunuz. Aynen. Sen ne dedin Mustafa, anlamadım, söyle bakayım. Şimdi torunlara çıkıp gelecek dedi ya. Ha. Hadi torunsuz çıkaya geleydin hocaya diye. Evet. Ya niye torun yalanını söylediniz? Yok tamam, ben söylediğimin arkasındayım. Şimdi bak... Ben söylediğimin arkasında, o da söylediğimin arkasında dursun. Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi kızınız kaybolmuş gitmiş. O küsmüş. Sen de işte ona inanmışsın. Aynen. Ama bu kadar yalan söylemeye, bak gerçekten bu kadar yalan üretmeye, insanlara sürekli yalan söylemeye ne gerek vardı? Gitti ve bize bir haber alamıyoruz diyebilirdiniz. Neden bu kadar çok yalan söylediniz? Ben çıkıp geleceği için. Şimdiye kadar dedim ki kaçtığına inandım, kaçtığına kaçtı dedim. Şöyle bitti. Kaçtı diyeydi. Ben çıkıp gelecek diye inandığım için. Yani niye çıkıp... torunu var bilmem ne, gelene işte geliyor gidiyor yani, ben niye kelime, bu kelimeyi için. Ben mi kullanmışsın dedim onu. Ben işte senin için de geçerli. Yani... Tamam, benim için de, ben kimseye böyle geliyordu gidiyor dediği bir kelime kullanmadım. Hep bu işte geliyordu, bayramda geliyor, seyremde geliyor. Yalanları Fatma mı üretti? Bir tane çocuğu var, iki tane çocuğu var, kendisi yalanları uydurdu. Ha, diyor ki bak söyle sen ne yapıyorsun? Ben dışarı çıktığım için kadınlar bana soruyordu, ne diyeyim? Ya kadınlar bana soruyordu bu oyunu. Gelmiyor yani, gelmiyor ya, küsüz desem. O zaman başka bir şey ararlardı aslında. Ne arayabilirlerdi? Yani başka bir şey. Çocuğu sattınız derdi veya çocuk neden gelmiyor derlerdi. Küsmüşsünüz derlerdi. Küsüz deseydi. Ben yani, küsüzlük dedim. Daha benim geçen gün yeğeni, ben dün yeğene de söyledim. Ya küsüz demek en mantıklı çünkü. Benim yani, Kazban yeğenim sordu bana, amca kız torun nerede? Şükür nerede dedi, sordu. Kızım ben konuşmayayım dedim. Ay niye gece geliyor, gündüz gelmiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya bu kadar teferruatlı yalana ne gerek var? Vallahi ben anlamadım yani. Yani ben zaten yalan, hiç anlamadım. Tam, geldi gitti kız. Yani onlar yani biriyle çekti gitti. Ama bu kadar teferruatlı bir yalan söyleniyorsa. Yalanlarına, ve bu yalanı yalanlara, birlikte yapıyorsanız. Bütün yalanlara büyük oranda dahil etti. Tahsini de. Aynen. Daha şimdi sakiniz. Neylemde tahil ettim. Çocuklar da tahil ettim. Şu anda sakiniz dedim. İşte olduğuna kanıt getirdi. Sakiniz şu anda. İşte olduğuna biraz sonra kanıt getirdi. Bomba biraz sonra patlayacak burada. Evet. Bana söylediğini söylemeyi mi düşünüyorsun? Aynen. Öyle mi? Bakalım oradan nereye kaçabilecek o şimdi. Ay yok ama Mustafa, bana söylediğini ekranda söyleme lütfen. O zaman iftira atmasınlar bana, gerçeklerle gelsinler benim yanıma. Öldürdüysem öldürdü desin. Öldürdüm. Sattıysam sattı desin. Öldürdün. Ama en son gelen sensin, öldürdün. Oran... Kim? En son gelen sensin çocuğuma. 10 sene niye sormadın? Öldürdün. Nerede ya, o zaman bu yalanlarla geldiğine göre sen de biliyorsun çünkü. Hadi öldürürsem nerede çocuk? Sen biliyorsun. Nerede çünkü? Çocuk? Sen biliyorsun. Nerede çocuk? Sen biliyorsun. He? Sen biliyorsun. Sen nerede şimdiye kadar ben biliyorsun? Sensin. Şimdiye kadar niye sormadın bana bunu? Sağlam götüren sensin. Bana şimdiye kadar niye sormadın? O tahsine ne dedin? Ne dedim? Ben geçen köye gittim de. Ne demişsin? Hı? Ne demişsin? Ne diyor şu an o çocuğu yönlendirdin? Onu planladın geldin. İki gün çıkmadın ya, onu planladın geldin böyünde. Yine öğrendiği bir şey varmış Mustafa'nın. Hangi yalan buldun ya? Onu açıklayacak şimdi. Hangi yalanı buldun geldin iki gün? He? Gece şeyine mi yattın, rüyasına mı yattın? Böyle bir yalan mı daha buldun geldin? Hangi yalanı buldun geldin böyle? Neyse onu biraz sonra. Bir şey söyleyeceğim, bunu sana kim anlattı? O adamı da, o adamı sana telefon numarasını vereceğim. Şeytanları. O adamla seni konuşturacağım. Yani peki o kişi o görüşmeyi de yani Tahsin'le ilgili açıklayacağın o bilgiyi Tahsin ona mı söylemiş? Yok, o arkadaş yanındaymış. Hı. Allah Allah. Acayip bir şeyden bahsediyor ama. Yani onu nasıl söyleyeceğiz ekranda ya sevgili izleyiciler? Biliyorum, devlet dinlemiyor mu benim telefonlarımı? Dinliyorum. Nereden biliyoruz? Ben bilmiyorum. WhatsApp'ı dinliyor mu WhatsApp'ı? Dinliyor dedim hanım. Hepsi dinliyor. WhatsApp'ı dinlenmediğini de biliyorsunuz maşallah. Yok, dinleniyor. Hepsi dinleniyor. Yerinden başka bilen yok. Hepsi dinleniyor. Dün mü öğrendin sen onu? Köyden biri mi ayıp söyledi? Şeytanları söylemiştir, yalancıları.
İnanma o zaman, ben oğullarından falan duydun zannettim Mustafa. Bu korkunç bir şey çünkü. Yok dedim ama oğlanlardan ben duymadı. Başka kimse de yok. Şu anda benden kimse de yok. Aynı gelen uydurdu geldi. Aynı her zaman böyle bir şey uydurdu. Ya Mustafa biraz daha uydurdu geldi. Var ya. Ben inanmıyorum. Dedim ben hiçbir şey olduğuna da inanmıyorum. Şu anda benden intikam almak için. Aynı geldi intikam alıyor. Başka bir şey değil. Yapıyor. Yani çok korkunç bir iddiada bulunuyor. Kendi oğlu... intikam almaya çalışıyor. Ben intikam ile almıyorum. Ben sadece çocuğumun arkasındayım. Yalanları, ben hadi yalan söylüyorum, hamile olduğunu yalan söylüyorum, her şeyi yalan söylüyorum. Yani neden çocuğumun nerede olduğunu açıklamıyor, neden gittiğini açıklamıyor, hamile değilse neden evden gitti çocuk? Neden evden kayboldu, neden kaybolsun evden? Niye açıklamıyor?